Selam Millet Mart karşınızda. Bugün yine bir MacBank videosuyla karşınızdayım. İnanılmaz hastayım. Sesimden bellidir zaten. Bu hafta video atamadım ama kanalı da videosuz bırakmamak için böyle bir MacBank yapayım dedim yine. Bugün size daha önce de anlatmak istediğim, böyle sohbet havasında olmasını istediğim, kolay çekebileceğim bir video çekiyorum. Yurt dışında başıma gelen komik ve tuhaf olayları anlatacağım size. Bu arada hala havalar sıcak. Üstümdeki Terlemem biraz daha toksin atmak için giydiğim bir ceket. Böyle videonun ortasında böyle foş diye akarsa terler merler. Helal edin. Sesim için de kusura bakmayın. İki tane waffle söyledim. Hadi bak reklamımızı da yapalım. İlk defa söyledim bu yerden. Bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Kapalı söyledim. Çünkü bir insan evladı ne kadar çirkin waffle yiyebilirse o kadar çirkin waffle yiyorum ben. Evet. Paketleme konusunda cırt. Toast şeyi bu ya. Ayvalık tost paketi bu ya. Allah neyse tadı önemli olan benim için yani. Allah Allah pislik başladı bak Oğlum ya Bak size söylemiştim ne kadar pislik olabilir ki Biraz yiyeyim başlayacağım Soğuk bu arada yani bayağı soğumuş Ben bir gideyim peçete falan alayım Ya da şurada ıslak mendil varmış Hiç kalkmayayım şu mikrofonu falan çıkartmam gerekecek Tamam temizlendik. Şimdi öncelikle başıma gelen bir aksilikle başlamak istiyorum hikayelerime. Ben bir Avrupa turu yapmıştım biliyorsunuz videosunu çekmiştim. Oraya tek başıma Roma havalimanına indim. O sırada abi bir yağmur yağdı. Bakın bir yağmur yağdı anlatamam. İki gün mahsur kaldım havalimanında. İki gün boyunca çıkamadım çünkü Roma son 27 yılının en büyük sel felaketini yaşadı. Benim gittiğim gün. Gittiğim saat. Waffle çok soğuk ya. Neyse ben ağzımda varken bir şey Konuşamıyorum bir Niye Makbank yapar bir insan o zaman ya yani? Neyse abi sonuç olarak havalimanında mahsur kaldım Havalimanın en içlerine kadar su girdi Bizi böyle o x-ray cihazlarının orada yerleri herkese yatak yaptılar Öyle yaptık Ne çalışanlar ne gelen yolcular Zaten uçuşlar iptal oldu Kimse dışarı çıkamadı Herkes orada yattı kalktı Havalimanın otomatlarında yiyecekler falan bitti böyle Tuhaf bir durum oldu En sonunda yağmur bitti Sular çekildi Çıktım kurtuldum sonunda Ama o sırada da e, iki gün havalimanındasın Tek başına ne yapacaksın Eşimi eşini dostunu arayacaksın. İnternete bağlanarak Whatsapp veya Viber vardı o zaman. Viber üzerinden eşimi dostumu arıyorum. E telefonda işte böyle şansın bilmem neyini falan küfür ederek konuşuyorum. Kimse anlamıyor diye. Bir anda yanıma biri geldi böyle baktı. Türk müsün dedi. Evet Türk'üm dedim. Elini uzattı. Ben Muhammed dedi. Türkçesi çok bozuk bu arada. Mert ben de falan dedim tanıştık. İşte oturduk sohbet ettik falan şimdi. ikimizin de canı sıkıldı. Uzun süredir havalimanındayız. Baya muhabbet sardı. Tahmin edin Muhammed nereli çıktı. Gittim abi Roma'da beni yine Suriyeli buldu. Çok tatlı bir çocuktu ama yani. Bir gece onunla birlikte böyle baş başa verdik. Öyle uyuduk. Baya sohbette bulunduk. Onun da çok zor bir hayatı var böyle. Kaçmış tek başına. İşte belli bir süre Bursa'da çalışmış. Türkçeyi öyle öğrenmiş. Oradan kaçmış Yunanistan'da balık restoranı çalışmış. Hep garsonluk yapmış. Şimdi de İtalya üzerinden Belçika'ya kaçmaya çalışıyordu. Öyle biraz muhabbetimiz oldu falan. Sonra telefonunu falan aldım çünkü ben Belçika'ya geçecektim. İletişimde bulunalım. Görüşürüz orada dedim. Ama telefon numarası kullanılmıyordu ben Roma'dan ayrıldıktan sonra. Bir daha da görüşemedik. Acaba ne yapıyor şimdi bilmiyorum. Diğer bir olaya geçeyim biraz kronolojik gidelim. Roma'da çıktım. Her yer sırıl sırılsıktan bilmem ne ama sular çekilmiş durumda. Ben de rezervasyon yaptırdığım yere gitmeden önce e bari dedim Roma'da ne var bildiğim kolezyum var. Onu göreyim öyle gideyim dedim. Çünkü inmişim şehre. iki gündür havalimanından çıkamıyorum falan böyle bir üzüldüm. E elimde telefon var internetim yok bağlanabileceğim vesaire. Böyle birilerine sorarak gitmeye çalıştım. İşte soruyorum birilerine yönlendiriyorlar vesaire. En son bir meydana geldim. Bir tane trafik polisi İtalyan. Trafik polisi soruyorum. Where is the Colesium? diye, Kolezyum nerede? İngilizce soruyorum. Adam Colosseum dedi. İşte Colosseum dedim belki İtalyancası Colosseo diye kendim öğrettim. Colosseo diyorum falan. Adam anlamıyor. Ve adamla bir 5 dakika cebelleştik. Diyorum işte the Colosseum a kind of castle bilmem ne. Adama betimlemeye çalışıyorum. Hani bir çeşit kale kule bir şeyler diyorum yani anlaması için. Sonra adam bu biraz Cem Yılmaz'ın Balzamiko e hikayesine benziyor. Hatta benzemiyor değil aynısı bence. Adam şey dedi. ha Koleseyu yaptı. Ananın dadı yani ve bir şey söyleyeyim gerçekten inanamadım ben bunu yaşadığıma yani turistim orada ne soruyor olabilirim ki sana kolezyum koleso dedim ikisini 25-30 kere tekrarladım sen bana koleseyo diyorsun. Bence dalga geçti o benimle orada ama neyse başıma gelen bir hikayeydi ve Cem Yılmaz'ın öyle bir şey yaşadığına ben inandım şu an. Bu arada daha da komiği adama ben bunu söylediğimde ha koleseyo dedi parmağıyla gösterdi bana. Arkama bir döndüm opuzun bir tane cadde sonunda kolezyum var. Böyle bir atıyorum bir kilometrelik bir cadde var en sonunda kolezyum duruyor. Abi yani <laughs> çok komikti ya. Hmm. Bart Waffle. Özür dilerim ama bu işi bırak. Yani yanmayacak gibi değil ama yani hiç zevk almadım. Hem soğuk hem lastik gibi olmuş soğuduğu için. Hem de biraz yanmış. Bana öyle bakmayın şunu yalamadan bırakanınız yoktur abi. Varsa da yalancıdır. Şimdi Ukrayna'daki hikayemizi anlatayım. Biz 3 arkadaş Ukrayna'ya gittik Odessa şehrine. Havalimanına indik. Çıktık havalimanından taksiye bineceğiz. Rezervasyon yaptırdığımız otele gideceğiz. Bu arada şu diğerini de açalım. Bu sütlü muzluydu, bu da bitterli muzlu. Ha bu biraz daha güzel gözüküyor. En azından yanık gözükmüyor. Oğlum bu sıcak. Oha nasıl becerdiniz bunu? Aynı siparişte biri soğuk biri sıcak. Oğlum bir dakika ben bunları yiyorum da küçük resim için bunu yememem lazım. Yani. Dur Bu arada o kadar waffle yedim. Gerçekten hayatımda yediğim en kötü waffle'lar ya. Neyse taksiye bineceğiz. Böyle taksi yakakartlı bir adam geldi. Taksi driver yatıyor burada. İşte bizim eşyalarımızı falan hemen tuttu böyle. Valizlerimizi. Bizi götürüyor. Arabanın yanına geldik. Böyle son model Mercedes bir tane. Böyle station wagon falan. Adam tüm her şeyi yükledi. Ondan sonra nereye gideceğimizi sordu. Söyledik vesaire. Arabaya bindik gidiyoruz. Abi baktım taksimetre yok arabada. Adama dedim taksimetre hani nerede? İngilizce söylüyorum tabi bunu. Taksimetre yok dedi. Ve ne kadar ödeyeceğiz dedim. Bin grimna dedi. Bin grimna da benim o zaman gittiğim sürede 120 lira gibi bir para yapıyordu. Ukrayna Türkiye'den o zaman çok 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 ucuz bir ülkeydi. Yani o kadar mesafeyi Türkiye'de gitsen 30 lira falan ödersin. Adam 120 lira diyor bize. Öncesinde de ben Ukrayna'ya giderken böyle kazıklamaya çalışacak insanların olabileceğini okumuştum. Ben durumu çakozladım. Adama dedim vermem 1000 grivna falan. Adamla böyle tartışmaya başladık taksinin içinde. Adam işte diyor that's a luxury car, that's a big luggage bilmem ne. Arabayı övüyor bana işte lüks araba. Büyük genişliği var işte bagaj alanı büyük falan filan. Ben de dedim vermiyorum. Allem kullem bilmem ne çıkarttım yarı parasını 500 grivne para verdim adama. Adam nasıl yalvarıyor ama yok dedim falan böyle. Polisi ara falan dedim adam böyle çektim. Adam binde gitti 500 grivneyi aldı. ...he ben de şimdi böyle şey yapıyorum. Bak oğlum diğer arkadaşlarıma da söylüyorum oğlum dedim biz kemer altı çocuğuyuz yer miyiz böyle şeylere bilmem ne. Hani böyle kazıklanmayı engellemişim gibi olduğu hissediyorum. Abi biz dönüştü, aynı mesafeyi otelden havalimanına giderken 70 grivnaya git. 8 lira 8,5 liraya falan. Adama ben 60 lira para verdim. Ve hala kazıklanmadım diye düşünüyorum yani. Ya düşünün siz artık nasıl bir kazıklamaya çalışmış adam bizi. Hani Türkiye'deki taksicilere insafsız deriz biz. Adam nereden baksanız asıl tutarın 13-14 katını falan istiyor. Yani bu kadar tuhaf. Öyle o da yolunu bulmuştu bizden şaka maka. Bu arada siz de dikkatli olun. Ukrayna veya Avrupa olsun tüm ülkelerde bunu yapabilecek insanlar var. Gerçekten dikkatli olun. Şimdi Hollanda'ya sıra gelecek ama şundan yine bir ısırık alacağım. Ter bastı ter bakar mısın şuna? Neyse Hollanda'dayız, kamp alanındayız. Kamp alanımız şehir merkezinden biraz uzaktaydı. Şehir merkezine de böyle tramvay, tren tarzı bir şeyle gidiyorduk. Neyse çıktık şehir merkezine gidebilmek için en yakın istasyona yürüdük. Bilet satın alacağız. Hazır böyle bizim buradaki gibi otomatlar var. Nakit geçmiyormuş sadece kredi kartıyla alabileceğin otomatlar çalışıyordu. Biz de yanımıza kartlarımızı almamıştık. Sadece nakit paramız vardı. Ondan sonra böyle ne yapacağız edeceğiz diye düşünürken çünkü istasyona kadar da bir 10 dakika yürümüştük. Geri dönmek istemedik. Sonra böyle ton ton bir tane dayı geldi böyle. işte yardım etmeye çalışıyor bize. Orada görevli. Ondan sonra adamla böyle İngilizce anlaşmaya çalışıyoruz. Adamın İngilizcesi de fena değil ama çok iyi değil. Derdimizi anlattık falan adama. Ondan sonra adam hani söylendi hani yapacak bir şey yok falan hani kart getirmeniz gerekiyor vesaire falan filan dedi. Hiç yardımcı olmadı yani bize açık söyleyeyim. Ben de sinirlendim. Allah Allah ne saçma iş ya dedim yanımdaki arkadaşıma. O tonton dayı döndü. Lan siz Türk müsünüz dedi bir anda. Biz şok olduk. Yani adam o kadar benzemiyor ki Türk. Yani tontonluğu o yaşlı dayı şeyi falan benziyor ama görsel olarak Türk diyemezsiniz adama. Yani oranın insanına benzemiş biraz. Evet abi bilmem ne falan. Adam bir delirdi. Aa toprağın bilmem ne sarıldı. Adam Yozgatlı çıktı bu arada. 25 yıldır işte ne 45 yıldır pardon 45 yıldır Hollanda'da yaşıyormuş artık oranın insanı olmuş. Ama adamın içinde hep böyle bir gurbet özlemi bilmem ne hasreti var yani ülkesine. Adam sarıldı bir ya yeğenim dedi desenize bana bilmem ne. E, o bizi geçirmeyen adam hemen hemen dedi para bile almadan trene bindirtti. Yani işte bu Türk sıcaklığını seviyorum ama çok güzel çok eğlendiğim bir olaydı bu başıma gelen. Odayı hiç unutmayacağım. Şimdi direkt Paris'e geçelim. Bu üzücü bir olaydı ama sonunda mutlu oldum. Olayı anlatayım arkadaşımla birlikte işte bütün gün gezdik, tozduk, alışveriş yaptık. Ailelerimize, arkadaşlarımıza böyle hediyeler aldık. Giyim alışveriş yaptık vesaire. En çok böyle o çıktığımız turda harcadığımız para o gün harcandı yani. Böyle güzel kocaman bir H&M torbası almıştık H&M mağazasından. Her şeyi onun içine koyduk vesaire. Otelimize geçerken Fransız mağazası zaten. Carrefour'a girdik. Alışveriş yaptık. Yiyecek, içecek bir şeyler almak için. Sonra çıktık. Otelimize döndük. Gece dışarı çıktık. Dolaştık. Tekrar otele döndük. Uyuduk. Uyandık. Dedim dün çekildiğimiz fotoğraflara bakayım bari. Abi bir baktım kamera yok. Dün o tüm alışverişi yaptığımız torba yok. Va, delirmek üzereyim. Hadi o aldığın hediyelikler bilmem ne maddi şeyler olabilir. Biz onun öncesinde 3 tane ülke gezmişiz. Tüm çekildiğimiz fotoğraflar, anılarımız hepsi o kameranın hafıza kartındaydı. Hemen arkadaşımın uyandırdım dedim oğlum kamera nerede bilmiyorum dedi ben iyice ne delirdim falan böyle bir beyin fırtınası yaptık oturup sonra Carrefour'da unutabileceğimiz aklımıza geldi ben direkt fırladım Carrefour'a yakındı zaten otele gittim sordum falan Fransız bir kasiyer var erkek çocuk onu anlatmaya çalışıyorum işte diyorum hey bek bilmem ne işte unuttuk kameramızı falan anlatıyorum çocuğa çocukta sıfır İngilizce hiçbir şey anlamıyor hey bile anlatamadım adamı ondan sonra bir tane müşteri Fransız kadın ben yardım edebilirim isterseniz falan filan dedi ondan sonra anlattım kadın durumu İngilizce bir şekilde. kadında Fransızca'ya çevirdi. H&M yerine H&M dedi <laughs> ve çocuk anladı. Aa tamam falan filan bir sorayım dedi. Bir yere kadar gitti geldi. Torbanın bulunmadığını söyledi. Benim beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Yapacak bir şey yok dedim kendi kendime. Madem gelmişken dedim böyle bir hazır sandviç falan alayım bir kahvaltı ederiz falan. Böyle geziniyordum işte şey yaparken falan tabii çok üzgünüm bu sırada. Pat diye böyle bir el uzandı Tam arkamdan böyle ölüme doğru. O bizim unuttuğumuz H&M poşeti. Abi bir mutlu oldum. Bir sevindim bir döndüm arkama. O kası, kasada böyle cebelleştiğimiz çocuk. Diğer shift arkadaşını aramış. O söylemiş böyle böyle şuraya koyduk diye. Çocuk hemen getirmiş falan. Kameradan tutun içindeki her şeye kadar içindeydi. Yani bir şeye bile dokunmamışlar. Öyle o görüntüleri ve hediyeliklerimizi kurtardığımız için çok mutlu olmuştum. Başka ne var ne var? Oğlum ben... İnanılmaz terledim bu arada ya. Bu arada benim mukbang çekemediğimi fark ettiniz değil mi? Anlatıyorum. Bitiyor konu. Isırıyorum. Ve devam ediyorum. Heh. Bak Paris'e gelmişken bir olay daha anlatacağım arkadaşımla birlikte Eyfel Kulesi'nin altındaki çimlere oturduk. İşte yiyecek bir şeyler aldık. Böyle piknik havasında oturuyoruz. İşte kuleye bakıyoruz arada ışıklar, mışıklar böyle. Çevrede insanlar var işte. Kimisi alkol alıyor, kimisi oturup sohbet ediyor, bir şeyler yiyor vesaire. Güzel bir ortam var. Tam böyle İzmir Alsancak olmuş orası. Böyle bazı dayılar var elinde kova böyle. Kovanın içinde buz, biraları dizmiş falan filan. Böyle markete gitmeye üşenen insanlar için bira satıyorlar orada vesaire. Biraz daha üst fiyat Neyse dayı geldi. Satmaya çalışıyor bize İstemediğimizi söyledik adama. Adam ısrar ediyor. Tam bir satışçı. Adam nerelisiniz diye sordu bize. Türküz dedik. Adam ne dedi biliyor musunuz bize? 3 tanesi 10 euro. 4 tanesi 10 euro olsun dedi. Türkçe söyledi bunu. Biz tabii ki şok. Yani... Dayı Hintli, biz Paris'teyiz, adam Türkçe konuşuyor falan böyle bir beyin patlaması oldu bizde, anlayamadık böyle bir salak olduk falan. Adama sonra Türkçe biliyor musun diye sordum. Biraz dedi adam. Nasıl yani dedim. Şey dedi adam İngilizce konuşmaya devam etti. 20'ye yakın satış yapabilecek kadar dil biliyorum dedi. 20 tane böyle satış yapabileceği dili öğrenmiş adam. Böyle ufak tefek kelimelerle. Ama Türkçe benim söylediğimi anlayabiliyordu mesela az çok. Öyle falan. Sonra dayı geldi yanımıza oturdu. Biraz sohbet ettik. Yarı Türkçe yarı İngilizce vesaire. Bu da çok tuhaftı. O da 25 yıldır falan Paris'te yaşıyormuş ama hala böyle düzenli bir iş yok. Hala sağdan soldan tutturduğu işlerle para kazanmaya çalışıyor. Bu da tuhaf bir olaydı. Başka bir olaya geçelim. Ee, bu çok bu çok saçma ve cahilce bir hareketti bence. Barcelona'ya gidiyoruz şimdi İspanya'ya. Abi gittik böyle ok işaretleri var. Bizim de üst baş almamız lazım. Bir şeyler almamız lazım. Plaza de Katalonya yazıyor. Şimdi Ukrayna'ya gittim. Diğer ülkelere gittim bilmem ne. Plaza alışveriş merkezi demek. Yani Plaza de Katalonya biz hani böyle Katalonya adında bir alışveriş merkezi arıyoruz falan. Abi okları takip ediyoruz. Gidiyoruz. Hiçbir şey yok. Ulan diyoruz bu nerede alışveriş merkezi? Gidiyoruz başka bir yerde. İnsanlara soruyoruz. İnsanlar parmakta gösteriyor. Oraya gidiyoruz. Yok. Böyle iki gün falan biz alışveriş merkezini aradık ve bulamadık. Barcelona'nın Beyinde bu arada bu dediğim yer. İki günün sonunda ulan dedik biz internetten bari konum yazalım GPS'e gidelim. Ayarladık GPS'i gittik yine yok. Abi biraz hüsranlı oldu ama plaza <laughs> İspanyolca'da meydan demekmiş. Bizim o dolaştığımız ve alışveriş merkezinde aradığımız meydan aslında aradığımız yermiş. Böyle saçma bir olaydı bu da. Çok gülmüştük ya sonra öğrenince. Bir daha bir sonuna geleceğim olayın da of. Yandık be yandık yandık Abi şimdi biliyorsunuz bizim ülkemizde kedi köpekler sokakta dolaşabiliyor. Yani belli bir sınırda yaşam izinleri var. Hepsi toplatılmıyor. Kısırlaştırarak bir denge düzen sağlanmaya çalışılıyor. Bana göre gayet memnunum bu durumdan ben. Çünkü barınaklarımız gerçekten yeterli değil. Sayı olarak demiyorum, kalite olarak diyorum. Neyse Avrupa'da Avrupa Birliği kurallarından dolayı sokakta kedi köpek yaşaması yasak. Yani hepsi toplatılmış durumda. Ve ben bayağı uzun süre gezdim. Hiç kedi köpek görmedim sokakta bir tane bile. Sahipli olanlardan bahsetmiyorum. E şimdi ne oluyor? Doğanın ekolojisini bozmuş oluyorsun sen. E kedi köpek yok sokaklarda ne oluyor? Fare üremeye başlıyor. Bizim ülkemizde gerçekten çok az fare var. Biz görmüyoruz bile. E gördüklerimiz de şu kadar oluyor böyle fındık faresi gibi. E zaten büyüklüğe erişemeyecek kadar az yaşıyorlar ve ölüyorlar şu kadarken. Hani böyle kol gibi fare falan 10 yılda bir görürsünüz belki de. Neyse sadede geleyim. Kedi köpek toplatıldığı için sokaklarda böyle böyle fareler var. Bak abartmıyorum kedi büyüklüğünde fareler türemiş. İsterseniz İtalya olsun, Fransa olsun, İspanya her yerde var. Biz bir gün oturuyoruz. Paris'te böyle bir park gibi bir yerde. Sohbet ediyoruz arkadaşımla. Son gecemiz Paris'te. Neyse paf diye bir yağmur indirdi ama nasıl bir yağmur var? Şarıl şarıl akıyor. Karşımızda da caddede bir tane rögar kapağı var. Biraz büyükçe. E yağmur suyu akmaya başladı içine. Ya size... Abartmıyorum o rögar kapağının içinden 30 tane bu kadar fare çıktı. Sağa sola kaçıştılar yani suyun dolmasıyla da herhalde. Hepsi bir anda yukarı doğru fırladı. Koşarak dağıldılar ve insanlar o kadar alışmış ki farelere. Ya yanından geçiyor ayağının dibinden kedi büyüklüğünde fare. insanlar aldırış etmiyor. Bu da İspanya'da olmuştu. Ya herhangi bir metro durağındayız. Abi önümüzden fareler geçiyor. Raylara inip çıkıyorlar falan filan. İnsanların umru değil. Yerlerde oturuyorlar bir de beklerken yer yoksa. Biraz rahatlar zaten Avrupalılar. Abi fare geliyor yanında duruyor. Gidiyor falan çok gerçekten garipti ya. Anlatılmaz yaşanır denecek şeyler vardır ya. Onlardan biriydi bu da. Beyler. Bu Mert Style Mugbang. Bir de sizi bir konuda uyaracağım. İtalya'da böyle ünlü yerlerde genel olarak pizzalar ağırlığıyla satılıyor. İşte bir çeşit pizzanın yazar orada 100 gram atıyorum 4 euro kilosu 40 euro gibi. Kare kare dilimlenmiş halde olur. Size istediğiniz parçaları koyarlar. Hepsinin gramajına ve fiyatlara farklılığına göre bir hesaplanır. Ortaya bir fiyat konur. Lütfen o kare pizzanın kaç gram geldiğini sorarak bunu yapın. Ben girdim aa dedim 100 gramı işte 4,5 euro bilmem ne. Aslında bakıldığında uygun falan diyorum. Tabi İtalya'ya göre uygun. Buraya göre çok pahalı. İşte kafamda o ağırlığı ben hiç hesaplayamamışım. Ben sanıyorum ki yarım kilo kilo pizza yedim. Ben 1300 gram pizza yemişim arkadaşlar. Ya şaka değil 56 euro ödedim pizzaya. Ha iyi yedim orası ayrı. Güzel yedim ama şu an bir döviz kuruyla kafa hesabı yaptığınızda 350-370 liralara falan geliyor herhalde. Bir tane pizzaya verdim ve kıt kanaat geçinmem gereken bir seyahatte. Ne olur buna dikkat edin. Ben bayağı terledim. Gideyim bir ılık duş alayım. Kendime geleyim. Bu arada şunu yiyince bir de videoda sohbet edince sesim falan düzeldi. Enerjim yerine geldi. Bana enerji veriyorsunuz reisler. <laughs> evet, MacBank bir. Be... Kon... Oo konuşamıyorum. Evet, MacKen. Evet, MacKen, MacBank. Oğlum aa ilk defa söyleyemiyorum bunu ya. Evet Macbank gibi gözüken ama Macbank olmayan videomuzun sonuna geldik. Yaşadığım olaylarla alakalı düşüncelerinizi ve yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz. E, bunu da belirteyim konuşmuşken abone olup bildirimleri açarsan çok sevinirim. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.